Duruş biçimi. Durduğumuz şekil çok önemli. Duruş biçimimiz bizim ruh halimizi belirler. Eğer ki sürekli önde, baygın, bitik halde durursa zihnimiz, beynimiz bize onun sinyallerini verir. Sen yorgunsun, omuzların çökmüş, bitmişsin, dik duracak halin yok gibi bir sürü duruştan dolayı bize olumsuz ve olumsuzluklardan daha da büyük düşüncelere, sıkıntılara sokacak kendi kendine. Dururken şu şekilde bir özgüven hissiyatı doğar içinizde. Mesela böyle mi daim? Böyle mi daha iyi? Kendime güvenmiyorum. Kendime güveniyorum. Ya bilmiyorum, aslında olabilir. Hayır, kesinlikle olabilir. Senin durduğun şekil, vücudunun şekli, anatomin aslında beynine sinyaller gönderiyor sürekli. İnancın, inanç biçimin bu yönde gelişiyor. Düşünce, hissiyat biçimin bu yönde gelişiyor. Dik durmak bu yüzden çok önemli. Yani sürekli yatar pozisyonda olmamak, başımızın sürekli önde olmaması, bunlar çok önemli. Size bir örnek vereyim. Canınız sıkkın. Şu an için de deneyebilirsiniz. Hatta lütfen deneyin. Başınızı kaldırın, gökyüzüne bakın. Olumsuz bir şey düşünmeye çalışın. Düşünüyorsunuz, deniyorsunuz. Şimdi tekrar düşünmeye çalışın. Aynı olumsuz şey. Başınız aşağıdayken daha çok düşünüyorsunuz olumsuzlukları. Ben size sürekli böyle gezin demiyorum başınız yukarıda. Size ufak bir yardım olsun diye söylüyorum. Başınız yukarıdayken olumsuzlukları daha az düşünüyorsunuz. Mümkünse dışarı çıkın, gökyüzüne bakın. O şekilde bir de düşünmeye çalışın. Hani o zaman daha da azalıyor olumsuzluklar. Yani sizin başınızın yukarıda olması bile düşüncenizi, olumsuz düşüncenizi bastırıyorsa vücudunuzun cümbo duruşu, düşünün ki sizi ne kadar çok etkiliyor. Bu ayrı bir tavsiyeydi. Size ikinci bir önerim var. Lütfen kedi gibi yapın. Kımıldamadan 5 dakika, 10 dakika ne kadar durabiliyorsanız, gün içerisinde vaktiniz varsa bütün ayaklarınız, parmak uçlarınız, bütün vücudunuz sadece dursun. Durun böyle. Hiçbir şey yapmayın. Dinlensinler, hissetsinler. Kedi gibi yapmanın sırrı budur. Görürsünüz genelde kediler olduğu yerde saatlerce kıpırdamadan yatarlar. İşte tuhaf gelir. Deriz ki yani hiç mi acaba bir tarafı uyuşmuyor? Hiç mi kalkmak, gezmek istemiyor? Aslında kendini bir nevi transa sokup dinleniyorlar. Ben size ütopik şekilde kediler kendini transa sokuyor, şöyle böyle yapıyor. Bununla ilgili herhangi bir kedinin yoga yaptığını, transa girdiğini görmedim tabii ki de. Demek istediğim şu. Siz de ne kadar çok sakin, ne kadar çok kımıldamadan durabilirseniz vücudunuz o kadar çok dinlenecek ve huzurlu olacaksınız. Önce böyle parmak uçlarınız karıncalanacak. İçinizdeki hissiyat farklılaşacak. Gün içerisinde vaktiniz olduğunu, kendinize ufak kaçamaklar yaparak herhangi bir yerde hiç kımıldamadan kedi gibi durmayı deneyin. Bu sizin duruşunuzu etkileyecek. Bu yüzden de gün içerisinde duruşunuz etkilendiği için daha olumlu, pozitif düşüneceksiniz. Lütfen nasıl durursanız öyle olduğunuzu unutmayın. Gün içerisinde bu aklınıza gelsin.